Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu iyilik sağlık başlıyor. Sözcü Televizyonu ekranlarından herkese merhaba. Elif Tümen ben. İyilik Sağlığa hoş geldiniz efendim. Biz yine Haliç kıyısındayız. Bu kez Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamızla buluştuk. Güzel güneşli bir günde birlikteyiz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Herkesin kalbine iyilik, sağlık dileyerek söze başlayalım o zaman. Haliç'in yanındaki güzellik ayrı ama elbisenizin rengi apayrı bir güzellik. Bu yogacıların çok değer verdiği bir renk. Huzur veren bir renkmiş. Üzerinde mutlaka bir mor bulundu. Benim kravatım da o renk. Evet, sanki güzel bir uyum yakaladık hocam. Seçmişiz gibi oldu. Uyumlu olduğumuz bir nokta daha var. Yakalarımızda çok güzel. Çok yakıştı. Bir detay var. Çok yakıştı size. Atamızın detayı. Peki siz aslında bir sohbetimizde demiştiniz ki renklerin dili var diye. O zaman madem renklerden bahsettik bunu bir sorayım size. Kesinlikle renklerin dili vardır. Kırmızı, lacivert buna ajitasyon yapan renklerdir. Mesela diskoteklerde mutlaka lacivert ve kırmızı vardır. Bu yüksek tempo ile beraber gençler çıldırırlar. Ama mor, pembe, açık pembe, krem renkler bunlar huzur veren renklerdir. Dolayısıyla evinizde kırmızı duvar yapmazsınız. Ama böyle açık pembe, leylak rengi, mor renkler çok ciddi kullanılan renklerdir. Renklerin dili vardır. Peki hocam bugün kalp kapak hastalıklarından bahsedelim istiyorum ama önce çok spesifik bir sorum olacak. Bunu merak ediyorum. Kalp kırılır mı gerçekten hocam? Kalp gerçekten kırılır. Özellikle kadınlarda menopoz öncesinde, menopoza yakın olduğu dönemde en kırılgan dönemlerinde ani bir üzüntü, bir felaket, bir eşten ayrılma, eş kaybı, çocuk kaybı, iflas gibi bir olayda ciddi bir adrenalin salgılanmasına bağlı olarak kalbin şu ön linen damarında ciddi bir spazm oluyor. Hasta bir göğüs ağrısıyla geliyor, çarpıntıyla geliyor, tansiyonu düşük. Bir anjiyo çekiyoruz ki damar açık ama burada kalp krizi geçirmiş gibi bir harabiyet var. Eğer iyi tedavi ederseniz 3 ay sonra tekrar bir film çektiğinizde görüyorsunuz ki damar gene açık ve bu harabiyette düzelmiş. Buna Takotsubo sendromu deniyor, kırık kalp sendromu deniyor. O üzüntüye bağlı kırılmış o kalp ama düzeldiğini görüyoruz. Damarda ani bir spazm oluyor, üzerine pıhtı da oturabiliyor ve damar açılıyor. Eğer iyi tedavi edilirse kırık kalp düzelebiliyor. Düzeldikten sonra tekrar kırılabilir. Evet, artık o deneyimli bir kalp olacak. Öyle her şeye kırılmayacak. Pekala. Şimdi aşık olmak üzerinden kalp kırıklığına tabii ki tanımlıyorum. Yani elbette birçok şekilde kalp kırılabilir ama aşkta böyle aslında tekrar deneyimlenebilen bir şey ya. O vazgeçmeme halini nasıl tanımlarsınız? Aşık olmak kalbe iyi gelir. Bazı insanlar da alışkanlık bile yapar aşık olmak. Bakın Bilge'ye sormuşlar. Kırık kalp aşık olabilir mi? Bilge demiş ki hiç bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçen gördünüz mü? Dolayısıyla kalp kırılsa bile aşık olmaktan vazgeçmeyin. Geçmeyeceğiz hocam. Peki gelelim günün konusuna. Kalp kapak hastalıkları. İlk önce siz yine kalp maketiniz elbette size hemen hemen her zaman eşlik ediyor. Bir onun üzerinden mi anlatırsınız? Nasıl tercih ederseniz. Şimdi kalbin kaç tane kapağı var? Hangisinin işlevi nedir? Onları bir sizden dinleyerek başlayalım mı? Bunu elime aldığım zaman yüzümdeki tebessümü fark ediyorsunuz değil mi? İşinizi seviyorsunuz evet. Hocam. Bu sevinci, bu içimdeki sıcaklığı bir de stajyerken doğum yaptırdığım zaman, o bebek ilk elime geldiği zaman duymuştum. Bu kalbi elime aldığımda aynı sevinci duyuyorum. Kalp çok kutsal bir organ. Çok büyük bir komponent. Adalesi var, damarları var, büyük damarları var. Eğer içini açarsak içinde de kapakları var. Bakın. Oo, şöyle işte göstereyim. Bunu yarım koyalım. 4 tane kapağı var. Triküsit kapak, miça kapak, akciğere giden kapak ve aortaya giden kapak. Her ünitesinin problemi var. Ha bir de bilgisayarı var. Siz istirahatteyken 60-80 arasında buz verir, koşarken 120 verir. Onu sens eder, neye ihtiyacınız varsa onu verir. Eğer aklı biraz karışırsa istirahatteyken 120, koşarken 60 verirse o zaman program bozulmuş olur. Şimdi adaleyi besleyen damarlar. Koroner kalp hastalıkları ayrı bir konu. Kapak problemleri bir doğuştan kapak hastalıkları olabilir. Bir de daha sonra oluşmuş kapak hastalıkları var. Doğuştan kapak hastalıkları ayrı bir konu. Bugün ülkemizde çok mükemmel çocuk kalp ameliyatları yapan kalp cerrahlarımız var. Kalbi tersini düzüne düzeltip büyük damarları olması gereken yerlere koyan kapaklarını zaten çok kıymetli cerrahlarımızda. Ben çocuk kalp ameliyatları yapmıyorum, erişkin ameliyatlar yapıyorum ama bu kapaklar normalde incecik organlar. Bakın burada göstereceğim bu maketimde. İncecik iplikçiklerle açılıp kapanmayı sağlıyor. Çok güzel videolar var arkadaşlar, gösterecekler. Kapak çekvaf'tır. Tek yönlü akım sağlar. Bakın. Bu bir çekvaf. İnşaatlarda kullanılan çekvaf. Su buradan girer. Su buradan girer. Gider geri dönmez. Gider geri dönmez. Gider geri dönmez. Kapakların özelliği videoda gördüğünüz gibi kan gidecek, geri gelmeyecek. Hem kolay geçecek hem geri kaçmayacak. Kapağın fonksiyonu bu. Ne zaman bozulur? Bir enfeksiyon geçirince bozulur. Endokardit olduğu zaman bozulur. Yaşa bağlı kireçlenmeyle bozulur ama asıl felaket çocuklarda görülen o tekrarlayan bademcik problemler vardır ya. Boğazları şişti, boğazları yıl içinde 3-5 kez boğazları şişen çocuklar vardır hani. Çok şükür artık eskisi kadar değil. Beta-hemolitik streptokok denen bir mikrop bademcikte enfeksiyon yapar ama akut eklem romatizması yapar. Bu enfeksiyon hiç ilgisi yok. Bakın boğaz enfeksiyonu eklemler şişer çocuğun. Özellikle dizleri çok ağrılı olur. Balon gibi şişer. Ağrılar içerisinde o çocuk. Dizleri iyileşir. Şöyle bir şey öğretirlerdi bize stajyerken. Akut eklem romatizması eklemleri yalar, kalbi ısırır. O akut eklem romatizması sırasında kalp kapağında bozukluk oluşur. Ve yaş ilerledikçe o kapaklarda ciddi darlıklar, daha sonra ciddi yetmezlikler olur. Peki ne yapacağız? Hemen ameliyat demiyoruz tabii ki. Yıllarca takip ediyoruz. Ne iyi ki o periferekten genç doktorlarımız, ebe hemşirelerimiz bu beta-hemolitik streptokok korunma programlarını uyguladılar. Basit bir penisilin programı. Yani bu çocuklar akut eklem romatizması geçirmişse tekrar boğaz enfeksiyonu olmasın diye her ay yapılması gereken bir iğne var. Penisilin iğnesi. Ve 25 yaşına kadar mutlaka yapılması lazım. Bu uygulanarak gerçekten son 20 yılda çok ciddi şekilde bir eradikasyon yapıldı. Benim asistanlığım sırasında o kadar çok kapak ameliyatı yapardık ki hem de 20-25 yaşlarında gencecik çocuklara protez kapaklar koyardık. O kapaklar da o gün için gerçekten çok kötü kapaklardı. Ben şimdi yenilerin örneklerini göstereceğim size. Ama şimdi artık 50 yaşın altında pek kapak ameliyatı yaptığımız hasta yok. Akut eklem romatizması çok azaldı. Ona bağlı kapak problemi de çok azaldı. Ama ileri yaşa bağlı olarak, kireçlenmeye bağlı olarak özellikle aort kapaklarında kireçlenme nedeniyle problemler yaşıyoruz. Yaş ilerlediği için. Şimdi ne yapacağız? Önce tabii tıbbi tedavi yapıyoruz. Tıbbi tedavi yaparken o kapağı iyileştiren bir ilacımız yok. Yani şu ilacı al da o kapak daha rahat açılsın veya tam kapansın. Böyle bir ilacımız yok. Ama kalbin yükünü azaltıyoruz, ritmini düzeltiyoruz, tansiyonu düzeltiyoruz. Başka organ problemleri varsa onları tedavi ediyoruz. Hastayı rahatlatıyoruz. Rahatlatmak başka, iyileştirmek başka. Uzun süre takip ediyoruz hastayı. Belli kriterlerimiz var. İlk sorumuz şu, düz yatabiliyor musunuz? Kapak hastalığı ilerlemiş olan bir hasta, kalp yetmezliği artmışsa düz yatamaz. Der ki düz yatıyordum ama arkama bir yastık koyuyorum, 2 yastık koyuyorum, 3 yastık koyuyorum. Hatta oturarak uyuyorum. Artık işin en son kalp yetmezliğinin, kapak hastalığı en sonuna gelmiş hasta demektir. Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz ayaklarınız şişiyor mu? Ayakları şişiyorsa, ödem yapıyorsa bu da kapak hastalığının kalp yetmezliğinin ileri safhalarından birini gösteriyor. Önceki idrar sökücü ilaçlar kullanıyoruz. Kalbin yükünü azaltmak için. Daha sonra ritmini düzenliyoruz. Daha sonra tansiyonu düzenliyoruz ve ameliyatını geciktiriyoruz. Çünkü bu bir protez cerrahisi. Mekanik olanın çözümü mekaniktir. Bir kapak çalışmıyor. İşte bu şeffafımız bozuldu. Su geri kaçıyor veya ileri doğru iyi gidemiyor. O zaman teknoloji bize teknolojiye sığınıyoruz. Bakın bu bir maket. Bakın bu bir şeffaf gibi düşünün. Kan gidecek, geri kaçmayacak. Kan gidecek, geri kaçmayacak. Gidecek, geri kaçmayacak. Bu bir demonstrasyon tabii. Ama bakın bu, burada bir uzay teknolojisi var. Bu küçücük şeyin içinde bir uzay teknolojisi var. Bu Dacron. Tekstilin en güzel ürünü. Bu pirolitik karbon. Etrafta nitinol veya titanyum. Bu neden pirolitik karbon? Bir bakır teli alın. 3-5 defa açın kapayın, açın kapayın, ısınır ve kopar. Evet. Düşünün ki milyonlarca kez açılacak, kapanacak ve ısınmayacak. Bu pirolitik karbon uzay gemilerinin atmosfere girdiği sırada yanmaması için üzerinin kaplandığı bir madde. Dolayısıyla milyonlarca kez açılacak, kapanacak ve ısınmayacak. Çünkü ısınırsa üzerine pıhtı oluşur. Öncesinde nasıl bir teknoloji vardı hocam? Öncesinde şöyle ilkel teknolojilerimiz vardı. Bakın bu bir balonlu kapaktı. Gene bir şeffaf gibiydi. Mesela böyle bir kapağımız vardı. Tek kapaktı. Çok başarılı olmadı bunlar. Ama bugün artık uzay teknolojisi, çift lifletli kapaklarımız var ve çok mükemmel. Şimdi tabii vücuda bir yabancı cisim koyduğumuz, bir protez koyduğumuz, bunun korunması lazım. Kanser hastalarının belli değerler arasında muhafaza etmesi lazım. Doktor bey, ben bunu ne kadar kullanacağım? Ömür boyu kullanacağım. Evet, ömür boyu kullanacak ve 2'den aşağı olmayacak, 3'ten aşağı olmayacak iğnelere değeri. Kapak hastaları bunu çok iyi öğreniyorlar. Artık yeni bir teknoloji var. Eskiden hastaneye geliyorlardı, damardan kan alınıyordu. 2 saat bekliyorlardı, sonucunu doktora konuşuyorlar. Şimdi yeni bir takım aletler var. Gene dijital teknolojiye sığınıyoruz. Küçük o kan şekeri bakan aletler gibi alet alıyor hasta evinde. Haftada bir, isterse 15 günde bir, iyi gidiyorsa ayda bir, iğneresine kendisi bakarak, parmağından kan alıp kendisi bakarak doktoruna telefon edip söyleyebilir. Bir adım ilerisi yapay zeka devreye girdi. Bu aletlerin yapay zekaya bağlı olan modelleri var artık. Kan şeker, parmağından kana baktığı anda telefonundan merkeze mesaj gidiyor ve merkez İngiltere'de bir yerde bildiğim kadarıyla o yapay zeka daha önceki kan değerlerine göre ilacının dozunu ayarlıyor. Bu da artık benim aklımın durduğu nokta gerçekten. Biyolikleşmeye doğru gittiğimiz evet, yolda. Gerçekten kardiyoloji çok büyük yükü bu. Günde belki 10 kişi arıyor işte inhaler dozum şu, ilacımı ne alayım, ilacımı ne alayım. Yoğun bir kardiyoloji için gerçekten sıkıntılı bu ama bu yapay zekalı aletler ayrıca çok yardımcı oldu. Şimdi bu mekanik kapak. Kumarin kullanmak zorunda. Genç bir kadın geliyor. Doğum yapmak istiyor, anne olmak istiyor. Bunu takarsak anne olamayacak. Veya yaşlı bir insan 80 yaş üzerinde, 85 yaş üzerinde ona da kumarin kullanamayacak. Hocam neden uygun olmadığını önce dinleyelim. Doğum yapamayacak. Çünkü kan sulandırıcı ilaç hem teratojenik yani bebekte problem çıkaran bir ilaç hem de kanama olacak, doğum yapamayacak. İzah ediyor. Diyor ki sana biyolojik kapak takalım. Ama bu biyolojik kapağın belli bir ömrü var. 10 sene içinde bozulabilir. Bu 8 sene olabilir, 15 sene olabilir. Önemli ama bu kapak bozulur. Bir ömrü olacak. Kadın diyor ki ben bir anne olayım. 2 ameliyatı olurum diyor. Böyle 2 doğum yapan genç hastalarımız var. Yani bir doğuma izin veriyoruz. 2. durumuna göre izin veriyoruz. Bakın bu bir domuzdan alınan bir kapak. Özel bir solüsyon içinde muhafaza ediliyor. Bunu takarsak o genç kadına veya 80 yaş, 85 yaş üzerindeki hastaya kumarin kullanmaz biraz sakıncalı olan, manage edemeyecek hastaya o zaman kumarin sadece 3 ay kullandırıyoruz. Sonra kullandırmıyoruz. O genç kadın anne oluyor. Daha sonra kapağı bozuluyor. Geliyor o zaman mekanik kapak koyuyoruz. Ha bir de yeni bir teknolojimiz var. Gerçekten benim şu anda yaşadığım kardiyoloji kalp cerrahisi asistanlığımdaki Jules Verne'in hayalleri gibi. Şöyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorduk. Gerçekten oldu. TAVI diye bir yöntemimiz var. Bir hasta geliyor. Morbid obez. Ağır diyabetik. Böbrek problemi var. Çok ileri bir yaş. Açık kalp ameliyatı yapıp aort kapağı değiştirme şansımız yok. Masada kalır veya yoğun bakımda kaybederiz. Ama çok sıkıntılı hasta. Ona nasıl kalbe stent koyuyoruz? Kalbe stent koyduğumuz gibi aort kapağına stent koyabiliyoruz artık. Ve bu son 10 yılda çok gelişti. Malzeme gelişti, teknoloji gelişti. Bakın bu bir TAVI yönteminde kullanılan bir kapak. Bunun böyle büyük olduğuna bakmayın. Firma 3 bavul eşyayla geliyor. Anjiyo odasında kardiyoloji ekibi, eko ekibi, anestezi ekibi ve cerrahi ekip 4 kişi beraber çalışıyoruz. Biz kasık damarını açıyoruz. Çok güzel bir videomuz var zaten. Bu kateterin ucunda sarılı. Çok uzman bir ekip. Eko yönetimiyle, anjiyo yönlendirmesiyle kasıktan giriyor, aort kapağının içine geliyor ve bu aort kapağının içinde açılıyor ve bir mucize gerçekleşiyor. 1 saat içinde muazzam bir şekilde o kapak ameliyatı yerine gelmiş oluyor. 3 gün sonra hasta evine gidebiliyor. Ha ömrü ne kadar bilemiyoruz. Şu anda 5 yıl içerisinde problem çıkarmayan hastalarımız var. İnşallah 10 yıl, 15 yıl da yeterli. Zaten bu hastalara o akut dönemi atlatmak için bunu yapıyoruz ve son derece başarılı sonuçlar. Adı TAVI, trans arteriyel valv replasmanı. Hocam şimdi damarın boyutunu düşününce aslında onun içinden nasıl geçtiğini ben hayal edemiyorum. Tabii bunun ölçümleri var, 3-4 ölçümü var. Tetkiklerini yaparken özel bir bilgisayar tomografi yapıyoruz. Firmaya gönderir, firma ölçü veriyor bize. Yani şöyle bir kateter düşünün. Bu kasıktan geçerken üzerinde bu böyle sarılmış durumda. Gerçekten çok detaylı düşünce benim de aklım almıyor. Kasıktan yukarı gelecek. Videoda evet, çok güzel yani görünüyor. Neredeyse vücudun kapağın içinden geçecek. Dolaşacak. Kapağı balona genişleteceksiniz ve artık 1 milimetre aşağı, 1 milimetre yukarı bile çok önemli. Çok detaylı şekilde hesaplayarak tam yerine oturtmak zorundasınız. Yanlış oturtursanız kalbi içine düşer. Yükseğe oturtursanız koroner ağızlarını kapatır. Artık korkunç bir deneyim gerektiren bir olay. Yani bunu duyan herkes elbette çok saygın bir meslek sahibisiniz ama eminim bu hassasiyet, bu ince detayları aslında doğru bir şekilde yapabiliyor olduğunuz için aslında daha ne kadar çok saygı duysak az gerçekten. Çok uzun bir eğitimin gerektiren bir olay gerçekten. Çok özel kurslar açılıyor bunun için ve ekip olarak gitmek zorunda. Yani bir kardiyolog çıkıp bunu ben yapıyorum deme şansı yok. Muhakkak anesteziste ayrı, eko uzmanı ayrı 4-5 kişi bir ekiple gidip eğitimden alıp geliyoruz ve deneyim çok önemli tabii. Bunu sayısız şekilde yapan arkadaşlarımız var. Biz ülke olarak bu konuda gerçekten çok ileriyiz. Hatta bazı arkadaşlarımız yurt dışına gidip proktör olarak, öğretici olarak bile görev alıyorlar. Ne kadar güzel. Hocam peki aslında bu kalp kapakları bir kas gibi hayal etmiştim ben. Hani açılıyor, kapanıyor, sonuçta bunun için kas olması gerekir gibi ama şimdi anlıyorum ki değil galiba. Eklemle ilgili de örnekler verdiniz. Eklem kas, mi demek kas lazım? Kas burada. Hı hı. Kasa bir iplikçik bağlı. Hı hı. O iplikçik kapağa bağlı. Hı hı. Kapak fibroz bir doku aslında. Yani biraz şöyle tuvalet kağıdı kalınlığında bir şey düşünün. Sağlıklı olanı. Ve bu açılıp kapanırken videoda çok güzel görüyorsunuz zaten. İplikçikler onu çekiyorlar. Demin kapak kaslarını anlatırken hep romatizmadan bahsettik, kireçlenmeden bahsettik. Bir başka olay var. Bu iplikçiklerden biri koparsa ne olur? Hı hı. Çekemez. Çekemeyince kapatamaz. Dolayısıyla çok sağlıklı bir insan. Hiç kapak problemi yok. Bir anda endokardit bir enfeksiyon geçirmiş olabilir. Veya damar problemine bağlı olarak iplikçiklerden biri koparsa akut miktar yetmezliği olur ve çok acil ameliyata almak gerekir ve mümkünse plastik yapılır. Şunu atladık. Hemen herkese kapağını değiştirmiyoruz. Çünkü kapağını değiştirince bu kanserlendirici ilacı ömür boyu kullanmak gerekiyor. Özellikle mitral kapaklarda tamir yöntemini kullanıyoruz. Birinci tercihimiz hastanın kapağını kendisine kullandırabilir miyiz? 3 ay kumadin kullanacak, sonra kullanmayacak. Tabii bu çok ömürlü olmuyor. 5 yıl, 10 yıl ama hasta ona razı. Ben 10 yıl kendi kapağımı kullanayım. Daha sonra bozulursa da büyük ameliyat olmaya razıyım diyebiliyorlar. Biz ameliyatta buna karar veriyoruz. Öncelikle ekosuna bakarak bu hasta tamir olabilir diyoruz ama hasta izah ediyor. Diyoruz ki asıl kararı ameliyatta vereceğim diyoruz. Bazen ameliyatta %100 evet bu tamir olabilir diyoruz. Ama çıkışta mutlaka test ediyoruz. Eğer başarılı bir kapak tamir olmamışsa veya bu kapak tamiri ona 5 yıldan fazla fırsat vermeyecekse karar veriyoruz, o kapağı değiştiriyoruz. Tabii ki tamir ayrı bir uzmanlık gerektiren bir konu. Her cerrah, deneyimli bir cerrahın onu yapması lazım. Çünkü ameliyattan çıkınca bir sene sonra o kapak tekrar yetmezlik yapacaksa o ameliyat boşuna yapılmış demektir. Hocam bu ne kadar riskli bir ameliyat oluyor? Risk yani derken, en kötü ihtimalle başarısız mı olur yoksa hayati bir tehlikesi var? Bugün kapak ameliyatlarından kaybettiğimiz hasta hemen hemen yok. Ben o kadar kötü günlerden yetiştim ki ilk asistanlığa başladığımız dönemlerde %20 hasta kaybıyla kapak ameliyatları yapıyorduk. Bugün artık kapak ameliyatlarına kaybımız hemen hemen yok. Yeter ki çok yaşlı olmasın, başka organ problemleri olmasın, 2-3 kapak birden olmasın. Ya bugün tek kapak ameliyatı olarak kaybettiğimiz hasta hemen hemen yok. İyi merkezlerde, iyi yoğun bakım olan yerlerde. Tabii kalp cerrahisi derken sadece iyi bir cerrah konuşmuyoruz. İyi bir anestezisi konuşuyoruz. İyi bir kardiyoloğu konuşuyoruz. İyi bir yoğun bakım uzmanı da konuşuyoruz. Tamam ben maestroyum. Giriyorum. Şahane bir kapak ameliyatı yapıyorum ama ekip anestezi en güzelini yapmak zorunda. Hı hı. Ve çok iyi eğitildiler anestezist arkadaşlarımız. Kalp cerrahisi anestezisini çok iyi öğrendiler. Ama hastayı götürüp yoğun bakıma bırakıyorum. Sonra seyrediyorum. Çok iyi bir yoğun bakım uzmanım var. Çok iyi hemşirelerim var. Ben İngiltere'de çalıştığım sıralarda bu 90'lı yıllardan önce yoğun bakıma girdiğim zaman bir hemşire geçiyordu karşıma. Bana bir hasta hakkında bilgi veriyordu. Şaşırıp kalıyordum. Allah'ım benim de bir gün böyle hemşirem olacak mı diye dua ediyordum. Ama bugün inanın benim yoğun bakımdaki hemşirelerim İngiltere'deki hemşirelerimden çok daha iyi hemşirelerim var. Ritim bozukluğu, tansiyon, inotrop ilaçları, günlük dozları hepsini o kadar mükemmel biliyorlar ki hemşirelik eğitimi çok kaliteli bir hale geldi ve kalp cerrahisinin bugün bu hale gelmesinde tabii biz cerrah olarak çok şey öğrendik ama anestezinin katkısı çok büyük, yoğun bakımın katkısı çok büyük, kardiyolojinin katkısı çok büyük. Kardiyolojinin tanı yöntemlerine kolay ulaşabilmesi de çok büyük kolaylık sağladı. İstanbul'da 1-2 merkezde anjiyo yapılabilirken bugün artık Çerkezköy'de 2 tane kalp cerrahisi merkezi var. Batman'da 2 tane kalp cerrahisi merkezi var. Düşünebiliyor musunuz? 120 bin nüfuslu illerimizde bile, ilçelerimizde bile kalp cerrahisi merkezleri var ve gençler bazen o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bana stent yapılmış bir hasta geliyor. Şaşırıyorum. Çünkü bunu ancak benim kardiyologum yapabilirdi diyorum. O gençleri gerçekten tebrik ediyorum. Bilgiye çok kolay ulaştılar. Malzeme teknolojisi çok gelişti. Malzeme gelişti, hizmet arttı tabii. Gençler de biraz cüretkarlar ayrıca. Bu anlamda aslında içimize biraz su serptiniz bence. Çünkü aslında bugün Türkiye'de sağlığın geldiği nokta, sağlık sisteminin geldiği nokta ya da doktorların yurt dışına gitmiş olması, öğrencilerin aslında yeterli eğitimi alamadığına dair bir endişe söz konusuyken iyi tablolarda olduğunu anlıyorum aslında. Benim asistanlığımda yeterli kadar eğitim alamıyorduk gerçekten ve mutlaka yurt dışına gitmemiz gerekiyordu. Ben 4 yıl yurt dışında çalıştım ve köle gibi çalıştım. Bir İngiliz doktorun çalıştığım 3 misli, 5 misli çalıştım diyebilirim size. Ama bugün gençler o kadar şanslılar ki. Bugün İstanbul için söyleyeyim, büyükşehir hastanelerinde günde 10-15 açık kalp ameliyatı yapılıyor. Yani bir asistanın yetişmemesi mümkün değil. Günde o 15 ameliyatta en az 2 tanesine giriyor o. Yılda en az 100-150 ameliyata giriyor. Dolayısıyla o 5 yılın sonu eğer çalışkan birisiyse, eğer okuyorsa, eğer ustalarının sözünü dinliyorsa iyi bir cerrah olmaması mümkün değil. Şimdi cerrahi bir zanaat aslında. Kitaptan okursunuz, sabahlara kadar okursunuz. O başka bir şey ama sabahlara kadar o ameliyathanede, o yoğun bakımda ter dökmezseniz iyi bir cerrah olamazsınız. Asistanlık günlerimizde o kadar ilginç şeyler yaşadık ki hastanın başında uyuduk. Hastaneye üzerine bakarken çömelip kalkamadık. Hastaneye gelirken vapurda uyuyup kaldığımız günler oldu. Ama bugün gençler çok daha avantajlılar. Bir defa öğretecek hocaları var. Bizim dönemimizdeki hocalarımız da çok yeterli değillerdi. Bazen yurt dışına gitmemize izin vermiyorlardı aslında. Ben kaçarak gitmiştim o zaman. Şimdi onlara eğitim veren hocaları var. Teknoloji çok gelişti. Yardımcı personel çok gelişti. Dediğim gibi perfüzyonistler çok gelişti. Kalp akciğer makinesinden bahsedeyim. Kalbi durduruyoruz. Bütün dolaşımı bir makineye veriyoruz. İşte arkanızda bir insan, genç bir perfüzyonist, perfüzyonist diyoruz onlara. Bir kalp yerine bir roller dönüyor. Ona güvenmiyorsanız bu ameliyatı yapmayın. O sizinle beraber ameliyata başlayacak. Ameliyat boyunca hasta izleyecek, idrarıyla izleyecek, kan miktarıyla izleyecek. Ve çıkışta da artık benim görevim bitti, siz kalbe verin yükü diyecek ve kalp çalışmaya başlayacak ve hasta yoğun bakıma gidene kadar ameliyathaneden ayrılmayacak. Bu da ayrıca çok gelişim sağladığımız kalp cerrahisi branşlarından birisi. Buradan da perfüzyonistlere, yoğun bakım hemşirelerime, bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Evet, yani ne kadar böyle önemli olduğunu, ekip işi olduğunu aslında biraz gözümüzde canlandırdık. Hocam, kalbe ve kapaklara dönecek olursak şunu merak ediyorum şimdi. 4 tane kapak var. Kapak mı demeliyim, kapakçık mı? Kapakçık diyelim. Kapakçık, tamam. 4 tane kapakçık var. Bunlardan sıklıkla problem yaşadığınız bir tanesi var mı? Ya da farklı sebeplerle ya da aynı sebeplerle mi o kapakçıklarda problem yaşanıyor? Tam tersinden cevap vereyim. Tamam. Hiç hasta olmayan bir tanesi var. Akciğere giden kapak, pulmonere kapak, doğumsal hastalıkları var ama daha sonra erişkin insanlarda sebepsiz yere akciğere giden kapakta, yani pulmoner kapakta yetmezlik veya kireçlenme görmüyoruz. En çok aort ve mitral kapakta hastalık görüyoruz. Bu kireçlenme olabiliyor, enfeksiyona bağlı olabiliyor, ileri yaşa bağlı olabiliyor. Aort ve mitral kapakta. Aort kapak daha çok kireçlenmeyle oluyor. Bir de triküspit kapağımız var. Kalbin sağ tarafında, sağ atriumla, sağ kulak çarşıda. O çok zavallı bir kapakçık. O iki kapak hasta olursa o da hastalanıyor. Ya. Çünkü yandaşı o. Eğer mitral kapak hastalanırsa kalbin sol tarafına biriken yük akciğere yansıyor. Oradan sağ kalbe yansıyor ve triküspit kapakçık da ben de hasta oldum o zaman. O da yetmezlik başlıyor. Onun için mitral kapak ameliyatı yaptığımız zaman çoğunlukla triküspit kapağa da müdahale yapıyoruz. Triküspit kapak çok incecik bir kapak. Şu kapağımız. Genellikle değiştirmiyoruz onu. Tamir ediyoruz ve şöyle bir halka yapar, küçültüyoruz. Çoğunlukla ileri yetmezlik olan triküspit kapaklar hafif yetmezlik, orta yetmezlik haline gelirse yeterli oluyor zaten. Eğer ileri olursa sağ kalpte biriken kan karaciğere, karaciğerden karnında su birikmesine neden oluyor ki triküspit kapak gerçekten cerrahisinin çok zayıf olduğu bir kapak. Dediğim gibi plasti ameliyatları yapıyoruz. Mitral kapak hastalanınca o da hastalanıyor. Hocam, peki şeyden bahsettiniz. Aslında kalp kapakçıklarında problem olan kişiler tam yatamazlar, arkalarına yastık alırlar. Hatta oturarak uyuyanları vardır dediniz. Aslında hayat konforunu kalitesini çok düşüren bir şeyden bahsediyoruz. Başka ne gibi şikayetler doğurur? Şimdi vücudumuzda 5-7 litre kan var. Kadınlara göre, gençlere göre değişiyor. Diyelim ki 7 litre kan olan bir insan. Kalp yetmezliği olan insanlarda su birikmesi oluyor. 7 litre dolaşan kan birden 9 litre oluyor. İşte 7 litre kanı pompalamakta zorlanan bir kalp birden 9 litre kanla karşılaşınca hasta sırtını yükseltmek zorunda kalıyor ki kan aşağıya biriksin diye. Hatta giderek artarak kanı daha çok aşağıya biriktirmeye çalışıyor ve bu şekilde rahatlıyor. Hı hı. Bunu hemen fark eder hasta zaten. Yani oturduğum zaman, sırtıma yastık koyduğum zaman daha rahatlıyorum. Oradaki espri kanı aşağı çekmek. Ama ne oluyor? Bacaklarda ödem oluşmaya başlıyor. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten hayat konforunu çok azaltıyor. Yürüme mesafesi kısalıyor. Yani ben camiye giderken sorun yaşamıyorum. Şimdi 2 defa dinlemek zorunda kalıyorum diyor. Ekmek almaya giderken hızlı yürüyebiliyordum. Veya evim 3 katlı rahatlıkla çıkabiliyorum. Şimdi 1. katta dinlemek zorunda kalabiliyorum. Ve bunlar çarpıntı oluyor. Hemen hafif efordan sonra nabızları yükseliyor. Çünkü kalp çaresizlik içerisinde daha çok kan göndermeye çalışıyor. Hı hı. O zaman o fazla suyu atmak için idrar sökücü ilaçlar kullanıyoruz. Tabii her ilacın yan etkisi var. İdrar sökücü ilaçların da bazı sakıncalar oluyor. Dozunu çok iyi ayarlamak lazım. İdrar sökücü ilaçların bir özelliği var. Hastaya diyoruz ki günde 1 tane, gün aşırı. Bazı potasyum tutucu olanları var, potasyum giderici olanları var. O ilaç hemen o hafta için, o gün için geçerli ama zaman zaman idrar sökücü ilaçlarını artırmak, eksiltmek gerekiyor. Onun için kapak hastaları, kardiyologlar devamlı iletişim halinde olmak zorundalar. Yani size gelen bir hasta artık oturarak uyuyorum diyorsa, ona günde 2 tane idrar sökücü veriyorsanız, bir hafta sonra, 10 gün sonra artık sırt üstü yatabilmeye başlamışsa idrar sökücü ilacını azaltmanız lazım. Dolayısıyla diyalog devamlı olması gerekiyor kardiyologlar. Siz şimdi aslında kandaki potasyum oranından, kalpten bahsedince aslında bu kaçınılmaz gibi oluyor. Potasyumdan bahsettiğinizde de gözümde hemen böyle bir muz görüntüsü canlanıyor. Potasyum deyince o kadar kodlamışız ki kalp rahatsızlığı olanlar kaçınabilir mi bazı meyvelerden, sebzelerden? Şimdi ya da birilerine yönelmek daha sağlıklı mı? İdrar sökücü ilaçlarımızdan bir tanesi en kuvvetli olan ki çok kullandığımız bir ilaç potasyum kaybına neden oluyor. Potasyum kaybetmek kalp hastalığı yüksekliği çok tehlikeli ama düşüklüğü de çok tehlikeli. Bazen çok yüksek dozda bu idrar sökücü ilaçtan veriyorsak potasyum tabletleri de veriyoruz. Ama normal dozda idrar sökücü ilaç kullanıyorsa günde 1 muz, 3-4 kuru kayısı veya kuru üzüm yıkamadan, kuru üzüm yiyin diye söylüyoruz. Neden yıkamadan? Çünkü onları kuruturken potasyum solüsyona batırıyorlar. Sonra bir miktar potasyum kalıyormuş. O potasyumdan faydalanmak için. Eğer çok yüksek dozda idrar sökücü kullanıyorsak zaten mutlaka potasyum tabletleri veriyoruz. Bir de çok iyi kardiyologlar onu dengeliyorlar. Bir idrar sökücü potasyum atıyor, bir başka idrar sökücü potasyum tutuyor. Onu dengeliyorlar. Bir gün bundan, bir gün bundan, 2 bundan, 1 ondan şeklinde o dengeyi de sağlayan kardiyologlarımız da var. Peki potasyumun fazla olması kalbi durdurur demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Az olduğunda ne oluyor potasyum, ya da bu doğru mu? 7'nin üzerine çıkarsa kalp durur. 4'ten aşağı inerse ritim bozuklukları başlar. 3'ten aşağı zaten yaşamak mümkün değil. Tamam. Peki birinin kalp kapakçıklarında problem var. Oturarak uyuyor ama yine de doktora gitmiyor. Teşhis edilmedi, tedavi edilmedi. Nereye gider, ne kadar gider? Onu bekleyen büyük bir felaket var. Gide gide kalbi büyüyecek, gide gide ödemleri artacak ve ameliyat olamayacak hale gelecek. Çünkü her şeyin bir zamanı var. Geç kalınmış olabilir yani. Bu bir protez cerrahisi diyoruz hastalarımıza. Diyoruz ki size ameliyat gerekecek ama ne zaman? Size her ay bir eko yapalım. Kalp kapağınızın gelişmesini, kalpteki büyümeyi milimetrik olarak inceleyelim. Kalbin sol tarafı büyümeye başlarsa, kapak kaçağı büyümeye başlarsa belli kriterlerimiz var. İşte kalbin sol tarafı 6 santimi geçerse, sağ tarafı 5,5 santimi geçerse, kapak ileri olursa. Hasta geliyor hafif orta kaçağı var, takip. Orta ileri gene takip diyoruz ama ileri kapak. Artık sırtı yatamıyor. İdrar sökücü ilaçlar yetmiyorsa ameliyat olmanız lazım diyoruz. Kabul etmeyen hastalar oluyor tabii ama 4-5 sene sonra geliyor ki kalp çok büyümüş. Kapakla tahmin edilemeyecek hale gelmiş, karaciğer problemleri başlamış, böbrek yetmezlikler başlamış, ameliyat şansı kaybediyorlar. Çok şükür bugünlerde bu yok ama geçmiş dönemlerde kalp ameliyatlarından çok korktuğu için hastalar, kardiyologlar o hastaları ameliyata vermekten korktukları için çok geç hasta veriyorlardı ameliyatlara. Ama bugün gerek hastalar zamanlamaları çok iyi yapıyorlar, gerek kardiyologlar zamanlamalarını çok iyi yapıyorlar. Çünkü geç kalmış bir kalp ameliyatında o kadar başarılı olamıyoruz. Hı hı. Aslında daha önceki cevaplarınızdan birinde dediniz, yani sorduğumda ne kadar riskli ameliyatlar diye sorduğumda aslında çok da bir riski yok dediniz. Bugün İnsanlar çok kaçınmamalı yani bu ameliyatlardan. Zamanlaması yapmış bir kalp hastalığının ama kapak ama korona bypass ameliyatlarının ölüm oranı %1'in altında. Hı. Ama çok büyük ameliyatlarımız var. Örneğin aort ameliyatlarımız var. Bakın bu bir aort. Kalp kapağı burada, aort kapağı. Kalp burada. Şimdi bunun ameliyatlarını düşünebiliyor musunuz? Bir hastaya düşünün ki hem bunu değiştireceğiz, hem kapağını değiştireceğiz, hem bypass yapacağız. Yani sadece bu kısmı değiştirecek olsak 4 saat. Kapakla beraber değiştirecek olsak 6 saat. Özellikle bypass yapacak olsak 7-8 saat. Şimdi 4 saatlik bir ameliyatın riskiyle 8 saatlik bir ameliyatın riski tabii ki aynı değil. Dolayısıyla ameliyat büyüdükçe riskler artıyor. O kadar büyük ameliyatlarımız var ki bu aort konusunda 12 saat süren ameliyatlarımız vardı. Çok şükür ona da bugün endostent denen stentler koyuyoruz. Henüz buradakilere o stentlerden yapamıyoruz ama bu kısımdakilere, karındakilere stent koyabiliyoruz ve o da gene Jules Verne'in hayalleri gibi bir mucize. Hocam peki ameliyatlarda kalbi durduruyoruz dediniz. 4 saat, 6 saat artık riskli bir noktaya doğru gidiyor dediniz. Şimdi 8 saatlik bir operasyon gerektirdiğinde bölerek tekrar mı yapıyorsunuz ameliyatı? O 8 saatlik operasyon kalbi durduğun süre 4 saatin altında. Yani ameliyata başlama çok uzun sürüyor. Asıl ameliyat kısmı bittikten sonra kanama kontrolleri, diğer problemleri çözmek uzun zaman alıyor. Yani eğer kalbi durduğun dönem zaten 4 saat geçtiyse gerçekten sonuç kötü olacaktır. Anladım. Peki hangi durumlarda, şimdi bahsettiğiniz yöntemler hep böyle aslında kasıktan damarın içinden bir şekilde hareketle oluyor. Ne durumlarda açık kalp ameliyatı yapmak gerekiyor? Tabii içine girmek zorundaysanız açık kalp ameliyatı yapmak zorundasınız. Yani eğer şu kapağı değiştireceksem kalbi açmak zorundayım. Dolayısıyla adı açık kalp ameliyatı oluyor. Ama tabii yöntemini anlattığım az önce aort kapağı, hani kastan girdik. O kapalı bir yöntem oluyor tabii ki. Yani stent koyar gibi. Şimdi kapalı yöntem derken bir de genç arkadaşlar şimdi küçük pencereden ameliyatlar yapıyorlar. Adını kapalı diye koyuyorlar ama değil. Onlar da açık kalp ameliyatları ama pencereden yapılan açık kalp ameliyatları. Ben genellikle klasik göğsü açıyorum ve en emniyetli, en uzun hayat vadeden ameliyat tekniğini daha çok tercih ediyorum. Tamam. Peki siz, ben çocuklarla ilgilenmiyorum, yetişkinlerin kalplerine müdahale ediyorum dediniz. Çocuk kalbiyle yetişkin kalbi arasında ne gibi farklar oluyor da cerrahi olarak ayrılıyor? Bana şunu sorabilirsiniz. Kalp kontrolleri ne zaman başlamalı? Ne zaman başlamalı hocam? Anne karnında. 3 aydan sonra kalp şekillenmeye başlayınca, bu konuda çok uzman arkadaşlarımız var artık. Önce kadın doğumcu arkadaşlarımızın uzmanlık konusu. Daha sonra eko uzmanlar. Anne karnındayken bebeğin kalbinin tüm detayıyla görebiliyorlar. Yani bu ana damarlar normal yerlerinden çıkabiliyor mu? Kalbin sağı solu yerinde mi? Bunları görebiliyorlar. Eğer doğum sonrasında düzeltilemeyecek bir anomali ise aileye o gebeliği sonlandırma teklif ediliyor. Kabul eder veya etmez. Veya deniyor ki bu çocuk doğar doğmaz ameliyat olması lazım. İyi bir merkezde doğum yapın. Hemen ameliyat almak gerekir diyebiliyorlar. Daha sonra sağlıklı bir doğum. İlk 5 yaş içinde mutlaka bir eko yapılması lazım. O hani halı sahada ya fokla oranarken yaşamını yitiren küçük çocuklar var ya, ilkokul çocukları, işte onlar ilk 5 yaş içinde bir eko yapılsa, ya aort kapağında bozukluk var, yarı itim bozuklukları var veya kardiyomiyopatiler var, o çocuklar gerçekten kurtulabilirler. İlk 5 yaşında bunu yaptık. Daha sonra 20 yaşa doğru mutlaka bir kontrol, 40 yaştan sonra da her yıl bir eko, bir efor testi mutlaka yapmak lazım. Zaten bilgisayarlı koroner anjiyo da vazgeçilmezimiz. O da koroner. Benim kalbim çok basit bir soru. Hasta karşıma atıyor. Doktor benim kalbimde bir şey var mı? A şıkkı var, B şıkkı yok. Öyle değil. Uzun tetkikleri gerektiriyor. Ve sonucunda ona bir plan çiziyoruz. Diyoruz ki var, yok, varsa şunu yapmak lazım. Yoksa da şunu yapmak lazım. Evet, şu anda kalbimde bir şey yok. Öyle değil. Ona da sağlıklı yaşam için belli formüller veriyoruz. Ne sıklıkla check-up önerirsiniz hocam? Ya da şöyle, kontrol? İki grup insan düşünelim. Hasta demeyelim. Bir grup insan, ailesinde diyabet var. Ailesinde erken ölümler var. Ailesinde stent ve bypasslar var. Bunlar riskli grupta diyoruz. Bu olmayanları normal grup diyoruz. Riskli grubu 30 yaşından sonra her yıl mutlaka bir efor testi, kan tetkikleri, tansiyon kontrolü ve eko yapmak lazım. Sağlık, ailesinden genetik olarak sağlıklı olan da 40 yaşından sonra mutlaka bir, her ikisinde de mutlaka bir bilgisayar anjiyo yapmak lazım. Bu 10 yıllık program olmak için. Yaptığımız tetkikler, kan sayımları, kan tetkikleri, eko, o andaki elektronunuz o günü gösteriyor. Bir efor testini yapıyorsunuz, o gün sağlıklı görünebiliyor hasta. Altan sokağa geçenler var. İşte o insanlar mutlaka bir bilgi sağlaması yaparak geleceğini programlamamız lazım. Ben her sefer tekrarlıyorum, 40 yaş üzerinde herkes bir bilgi sağlaması yaptırsın. 40 yaş üzerinde herkes bir eko mutlaka yaptırsın. Doktor ona göre programlayacaktır. Ne sıklık yapacağını söyleyecek ama genellikle problem varsa her yıl, değilse hiç olmazsa 2 yılda bir bu eko ve efor testlerinin tekrarlanması lazım. Pekala. Hocam peki bu kalp kapakçıklarındaki problemleri önlemek için bizim yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Sağlıklı insanın yapacağı bir şey yok. Sağlıklı zaten sağlıklı. Ama kapak problemi olan insanların çok dikkat etmesi gereken bir şey var. Diş problemleri. Diş kökünde bir mikrop var. Streptokok viridans diye. O gider kalp kapağına oturur. Şimdi kalp kapakları, bu kapakların dolaşımı yoktur. Dolayısıyla antibiyotik verirse kapağın içine gitmez o. Vücudumuza mikrop girerse vücudumuz onu imha edebilir. Ama kapak problemi olan hastalarda o streptokok viridans gider kapağa oturur ve onu tedavi etmek çok güç. Aylarca antibiyotik verip tedavi etmek durumunda olduğumuz insanlar var. Onun için biz kapak hastalarımıza bir broşür veriyoruz. Diyoruz ki diş hekimine mutlaka kapak problemi olduğunuzu söyleyin ve bir antibiyotik müdahaleden 1 saat önce o antibiyotiği veriyor, tedavisini yapıyor. Yoksa o mikrop oradan yürüyüp kalp kapağına oturursa gerçekten büyük felaket oluyor. Yani kapak hastaları mutlaka diş hekimine bilgi vermek zorundalar. Buna dikkat edecekler. Peki şu sıralarda ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Size gelen hastalarda genel olarak gördüğünüz problemler hangi tarafta toplanıyor daha çok? Hastalarımızın isyanı şu. Zannediyorlar ki bir reçete alayım gideyim bu kadar. Öyle değil. Bazı ilaçlar gözlük takmak gibidir. Gözlüğü takarsanız görürsünüz. Takmazsanız göremezsiniz. Bir rahatsız edici ilaç. Bunu kullanırsanız kalbiniz rahatlar. Kullanmazsanız su birikir. Ritim bozukluğu ilacınız. Bunu kullanırsanız ritminiz düzelir. Kullanmazsanız ritminiz bozulur. Tansiyon ilacı. Bu ilaçlar devamlı kullanması gereken ilaçlardır. Hastalarımıza özellikle onu temin ediyoruz. Bakın bu reçete bir reçete değil. Bu ilaçları ömür boyu kullanmanız lazım. Geçenlerde bir espri yaptım. Burada yapayım o espri isterseniz. Bir 80 yaşında bir tonton amca, ben bu ilaçları ömür boyu mu kullanacağım dedi. Ya sabır dedim. Dedim ki amca bak her sabah bu ilaçları önüne koy, öp, başına koy ve iç. Çok hoşuna gitti. Ben de buradan tekrar diyorum kalp hastalarıma lütfen ilaçlarınızı ihmal etmeyin. Sabahleyin öpün, başına koyun ve için. Pekala. Hocam kalp kapakçığında problem var. Ve işte kalp büyüyebilir dediniz mesela. Başka ne gibi problemleri beraberinde getirir ya da başka hastalıklara sebep olabilir mi? Kalp büyüyebilir derken eko teknolojisi bugün o kadar gelişti ki, eko makineleri çok geliştiği gibi eko uzman arkadaşlarımız da bu işi çok öğrendiler. Bana kalbin milimetrik büyümesi gösterebiliyorlar. Kalbin sol tarafı 5,5'tür üst sınırı. 5,7, 5,8, 6, 6,5 gösterebiliyorlar. Kapağın çapını, içinden geçen kan miktarını, flow'unu bile gösterebiliyorlar. Bu hastalarda neler oluyor? Şimdi çabuk yorulma, nefes darlığı olduğu gibi ritim bozuklukları da artabiliyor. Özellikle mitral kapak hastalarında atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin ritim bozuklukları var. Kalp ritmi düzenlidir. Bir gider. Ama atrial fibrilasyonda kaotik bir ritim vardır. O kaotik ritim nedeniyle bu iplikçiklerin üzerinde veya kapakta pıhtı birikebilir. O pıhtı atabilir. Nereye atar? Beyni atarsa felç yapar. Bacağı kol atarsa gittiği organda ciddi problem yaşatabilir. O atrial fibrilasyon olan kapak hastalarında mutlaka kan sulandırıcı kullanıyoruz. Bu da çok ciddi bir olay. Tabii kan sulandırıcı, kanınızı sulandırıyorsunuz. Ufak bir travmayla morluk olabilir, beyin kanaması olabilir bunlarda ama kar zarar hesabı yaparsanız ve iyi bir kardiyolog takibini yaparsanız bu atrial fibrilasyon olan hastalarda mutlaka ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorundalar. Bir başka şansları var. Kapakları normalse artık kardiyologlar, aritmi kardiyologları çok ciddi ablasyon yapabiliyorlar. Biz de ameliyat sırasında mitral kapağı değiştirirsek veya mitral kapağı tamir edersek biz de ameliyat sırasında kalbin içinden ablasyon yapılarak o ritim bozukluğunu düzeltebiliyoruz. Bunlar gerçekten 10 yıl önce konuşamadığımız bile şeylerdi ama bugün teknolojik olarak gerçekten çok iyi şeyler yapabiliyoruz. Atrial fibrilasyon apayrı bir olay. Mutlaka düzeltilmesi lazım ama bu ilaçlar ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar. Lütfen saat öpün, başınıza koyun ve için bu ilaçları. Pekala. Hocam şimdi aslında hep kalp kapaklarıyla, kapakçıklarıyla ilgili problemleri konuştuk ama süremizin sonuna geliyoruz. Şöyle kalp sağlığı için önerileriniz neler olur? Genel olarak da aslında bir bahsedelim. İzleyicilerimiz şöyle bir akıllarına yazsınlar istiyorum. Tamam. Kapak hastalıkları için o bir şanssızlık. Geçirmiş olduğunuz streptokok enfeksiyonlarına bağlı olabilir. Ona zaten sürekli kontrollerini yaptıracaklar. Ama kalp sağlığı için birinci şartımız kilo ve sigara. Obezite kalp hastalığı hazırlayan nedenlerden birisi. Sigarayı hiç affetmiyoruz. Hem kapak hastalıklarında hem koron hastalıklarında sigara çok önemli. Kiloya dikkat edeceğiz. Eğer tansiyon problemimiz varsa bunu mutlaka düzenleyeceğiz. Diyabet mutlaka düzenlenecek. Sedanter hayattan uzak duracağız. Beslenme. Hep bana şunu sorar. Doktor bey ben ne yiyeyim? Bekliyorlar ki kaftağın arkasında bir sarı çiçek var. Al onu ye, ölümsüz ol. Bu Gılgamış'tan beri aradığımız ölmez otu. Böyle bir şey yok. Diyoruz ki bol sebze, bol meyve yiyeceksiniz. Bol sebze tamam ama bol meyve yemeye başlıyorlar. 10 tane mandalina, 3 tane portakal, 10 tane incir. Hayır. Bol sebze ama 1 incir, 2 incir, 3 mandalina. Çünkü onda fruktoz var. Bol sebze, makul miktarda meyve diyoruz. Et yiyeyim mi diye soruyor. En çok o. Sanki her gün et yiyor insanlar. Öyle değil. Et yiyecekler tabii ki. Çünkü et hem protein kaynağımız, hem devir, hem B vitamini kaynağımız. O pirzolanın yanında bir yağ vardır. İşte düşmanımız olan, kalp sağlığı için düşmanımız olan o pirzolanın yanındaki yağ. Onu kesinlikle yemeyeceğiz. Kebapçıya gittiğiniz zaman şiş kebap var, şiş köfte var, döner var. Hangisi çok lezzetli? Döner çok lezzetli, şiş köfte çok lezzetli. İç yağı var, kuyruk yağı var içinde. Eğer kebapçıya gittiyseniz kırmızı eti yiyeceksiniz, şiş kebap yiyeceksiniz. Kırmızı et yiyebilirsiniz. Bunun yanında tavuk, hindi, beyaz et, balık bundan sınırsız şekilde serbest. Ama kanat tavsiye etmiyoruz çünkü kanat derisiyle beraber yağlı, geliyor. Değil mi? Derisiyle beraber geliyor. Tavuğun derisi niye sakladığımız gibi kanatta yemeyin diye söylüyoruz hastalarımıza. Hocam peki programın sonuna geliyoruz. Aslında kalp kapakçıkları ile ilgili problemleri konuştuk ama bu son dakikalarımız içinde genel olarak kalp sağlığı için ne gibi önerileriniz olur izleyicilerimize onu öğrenmek istiyorum. Özellikle kalp kapak hastalarında, kalp yetmez hastalarımızda tuz konusunda ciddi uyarılarda bulunuyoruz. Sıfır tuz yok. Tuz vücudumuzun önemli minerallerinden birisi ama bir alt sınır var, bir üst sınır var tabii ki. Tuz su tutar. Dolayısıyla ihtiyacımız kadar olan tuzu alacağız. Eskiden kalp hastalarına sıfır tuz diyorduk ama artık demiyor. Diyoruz ki en az tuz. Çünkü idrar söktürücüyle vücudundaki tuzu, sodyumu, beraber de suyu atabiliyoruz. Ama tuz konusunda bazen çok ısrarcı davranıyor hastalar. Onu anlamak mümkün değil. Yasak olan şeye istek nedeniyle muhtemelen kalp hastaları, kalp yetmeyeli olan hastalarımız mutlaka tuza dikkat etmeliler. İdrar söktürücü ilaçlarla birlikte. Bir de D vitamini çok önemli. Artık D vitaminine tapıyoruz. Tıbbın hemen her branşı için D vitamini gerekli. Amerikalı doktorlar diyor ki kimseye D vitamini baktırmayın. Herkes çok düşüktür diyor. Bakın şu güzel güneşten bile biz yeter kadar faydalanamıyoruz. D vitamini kaynağı derimizde güneşin değmesi ama o kadar az değiyor ki bakın benim ellerim bembeyaz. D vitamini mutlaka almamız lazım ve kalp hastalarına ben artık mutlaka D vitamini almalarını söylüyorum. Hocam pekala çok teşekkürler. Yine çok bilgilendirici bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Herkesin kalbine iyilik, sağlık dileyelim. Teşekkürler hocam. Hepinizin kalbine iyilik, sağlık dileyerek bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu iyilik, sağlık sona erdi.